Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda her yaş grubundan bir oyuncu alma challenge videosu çekeceğiz dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi Premier Lig'deyiz. Tottenham'la sözleşmeyi imzaladık. Ben oyuncuları da ayarladım. Hemen transfer merkezine geçelim. Hızlı bir başlangıç olsun. Şuradan yaş sınırlaması yapalım. 17 yaş grubundan Zaire Emery'i alıyoruz. 77 overall'da orta saha yediği. 18'den tabii ki de yerli milli gurur Arda Güler. 19'dan Antonio Silva. 20'den Bellingham ilk 11'e, 21'den Saka ilk 11'e, 22'den Vinicius ilk 11'e, Tonali 23'ten ilk 11'e, Mbappe 24'ten ilk 11'e. Bu arada Haaland almayı düşünüyordum ama Mbappe istedi canım, o yüzden bu videoda Mbappe'yi deneyeceğiz. 25'ten Militao, 26'dan Ruben Dias, 27'den Maignan, Bruno Fernandes 28'den, hiç sevmiyorum ama denemek istedim. Cancelo 29'dan, 30 Rafa, görmüş olduğunuz gibi Nick Pope 31, Trippier 32, yaşlı bir bek ilk 11 oynayacak, bakalım nasıl performans sergileyecek. Nacho Fernandes 33, Aubameyang 34, Sabrao 35, Nani'yi alıyoruz. Eski bir nostalji yapalım istedim. Adana Demir'e de para kazandıracağız. 36, Sergio Ramos 37 ve tabii ki de baba Cristiano Ronaldo 38. Şu 36'dan Lionel Messi'yi de alacaktım aslında. Ronaldo'yu almayı planlamıyordum. Sonra dedim ki kavga çıkmasın, takımdan kovulmayalım. O yüzden Messi'yi almadım. Ronaldo'yu da 38 yaş grubundan renk katsın diye aldım. Keza zaten yedek oturtacağız dostlarım. Ben hemen bütün oyuncularımızı transfer ediyorum. Sizler de bu esnada videoya like atarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlarım. Hemen geliyorum. Ve transferleri gerçekleştirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz 17'den 38'e göre herkesi sıraladım ve transfer ettim. Şöyle hızlıdan sizlere de göstereyim ve herhangi bir eksiklik olmadığını görün dostlarım. Nasıl bir kadro olduğunu sizlere şimdi göstereceğim. Acaba bu kadro şampiyonluk yaşayacak mı? Videonun o kısmında da durdurup sizlerin yorumlarını görmek istiyorum arkadaşlar. Sizce kaçıncı olacağız, tahmin edin. Bu arada 35 yaş grubunda başka oyuncumuz vardı burada. Fraser Foster sezon sonu futbolu bıraktığı için ben bu oyuncuyu satamıyorum. O yüzden kendisini 35 yaş grubunda tuttum. Oradaki oyuncuyu transfer etmedim arkadaşlar. Çıkalım kadromuzu göstereyim sizlere. Takım yönetiminden görüyorsunuz ki bu kadroyla oynayacağız. Bukayo Saka, Vinicius Junior kanatları, önlerinde Mbappe, Tonali defansif orta saha, Bruno Fernandes ve Bellingham orta saha ikilimiz, Trippier yaşlı bir bek ama sağ bekte oynayacak, Robertson sol bek, Dias ve Militao ikilisi stoperlerimiz ve Maignan kaleyi koruyacak arkadaşlar. Yedeklerimiz de bu şekilde. Baba Cristiano Ronaldo görmüş olduğunuz gibi 86 overall ile burada yedeklerde. Bu arada Arda Güler'i de üst tarafta tutuyorum ki oynasın. Belki oynar Bellingham veya Bruno Fernandes yerine. Evet, her şeyi ayarladığımıza göre gelelim arkadaşlar ofis ekranından takvime ve Ocak 1'e doğru simulate edelim. Her zamanki gibi Premier Lig'deyiz çünkü kadromuz üst düzey bir kadro ve dünyanın en zor ligi de Premier Lig. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla galibiyet alamadık dostluk maçlarında. Şimdi geliyor Brentford maçıyla lige başlıyoruz arkadaşlar. 2-2 başladık. Bu maçta da bir puan kaybı gelirse, gelmedi. 2-0 yendik. Ben yardımcı antrenörleri vesaire ayarlamadım. Taktiğimizi de ayarlamadım. O yüzden muhtemelen kötü gidişat olursa durduracağım. Haberiniz olsun. 2 galibiyet daha aldık bunları derken ben. Tottenham gayet iyi ilerliyor şu an dostlar. Arsenal geliyor. Arsenal'ı da yendik. Kadroyu çok mu iyi kurduk? Ne yaptık ya böyle? Ben bu kadar beklemiyordum şu ana kadar açıkçası. Luton Town beraberliğe geliyor. Arsenal'ı yeniyoruz. Luton Town'la yeniliyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyor Fulham. 4 attık. Sevilla. Yendik onları da. Crystal Palace. Onları da yendik. Brentford'u da yendik. Neler oluyor? Yenilmiyoruz hiç. Sevilla bir kez daha berabere. Wolves geliyor şimdi. 2-0. Ligde puan vermeyelim. Şampiyonlar Ligi'nde zaten çıktık. Aston Villa geliyor. Aston Villa berabere. Lens berabere. Manchester City çok önemli. 3-2 yeniliyoruz. Bakın bu çok önemliydi. City bazen coşabiliyor. Umarım coşmamıştır. Şimdi geliyor Arsenal maçı. Kupa yeniyoruz. Everton berabere. Çok fazla berabere kaldık ligde. Muhtemelen 3.'üz. Geldi Ocak 1. Çok seri geçti Ocak 1'e de. Kadroya bir bakalım. Herkes yorgun. Neden yorgun? Çünkü benim hatam. Şöyle sizlerle antrenman planına gelelim arkadaşlar. Bütün takımı buradan enerji odaklı çalıştıralım. Çünkü burada bizim hatamız var yani. Hepsini ben performans odaklı çalıştırdım. Dengeli diyelim. Yedekler de buradan oynasın.
Umarım toparlarlar kendi hatamız. Puan durumuna geldik. Burada bir takımla eşleşmişiz. Karabağ'da var mıyız? Burada da yarı finaldeyiz. Preston'la oynuyoruz ve Premier Lig'de lideriz. Ben 3. bekliyordum bizi. Manchester City 37'de kalmış. Ben onları lider bekliyordum açıkçası. Neyse, bu bizim işimize gelir. 44 golle en çok gol atan takımız ve 18 gol yemişiz. En az gol yiyen takım da biziz. 14 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. 47 puan, 26 averaj. Şu an için çok iyi arkadaşlar. Ama bakın, Liverpool 4 puan gerimizde sadece. Toparlayabilirler. Şampiyonlar Ligi'ne de bir bakalım hep beraber. Burada da Napoli ile eşleşmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde bu arada Arsenal'ın yerine koymuştuk kendimizi. Onu söyledim mi hatırlamıyorum. Sevilla, PSV ve Belenenses arasında lider çıkmışız 14 puanla. Namalip lideriz. 12 gol atıp 5 gol yemişiz. 7 averajda gayet iyidir burada arkadaşlar. Galatasaray da Paris'le eşleşmiş bu arada. İkinci çıkıp Napoli'yi eleyeceğimizi düşünüyorum ya. Şöyle bir takvimden ilerleyelim. İlk maçımıza doğru bakalım, yorgunlarım düzelecek mi? Belki bir yerde durdurur, onu da kontrol ederim arkadaşlar. Kupalarda ilerliyoruz. United'ı da yendik. Yani yorgunsak toparladık demektir. Olto attık kupada, toplam skorda. İki kupada da ilerliyoruz. Mükemmel. Şampiyonlar Ligi'nde de ilerliyoruz. Ligde de puan vermiyoruz. Herhalde canavar bir kadro oluşturduk arkadaşlar. Yani çünkü Karabağ'da varız, FA Kupası'nda varız, Premier Lig'de varız, liderdik zaten. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan lider çıktık. Canavar takım yönettik herhalde. Şimdi şöyle kadromuza gelelim. Rakibimizin kadrosu Osimhen, Kvaratskhelia, Politano. Kendi güzel kadroları. Tabii ki Alphonso Davies almışlar sol bek'e. Yani tabii ki iyi bir kadro ama bizim kadromuz insanüstü bir kadro arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Muazzam insanlardan oluşan muazzam bir kadro. Mbappe, Vinicius, Saka üçlüsü. Hızlı simülate ediyorum. 4-1. Mbappe, Saka ve Ruben Dias. Vinicius da umarım buralarda asist yapmıştır. Lobotka atıyor onların golünde. Rahat bir galibiyet geliyor burada bizim adımıza. O zaman çıkalım ikinci maça doğru bir gidelim. Ligde şu an için açmışızdır farkı diye düşünüyorum. Kupada City gelmiş bu arada. City'ye 2-0 yeniliyoruz. Diğer kupada 4 attık. Ligde Crystal Palace bizi 3-0 yendi arkadaşlar. Enteresan. Şöyle maç öncesi rapordan kadrolara aynı. Yorgun argınımız yok. Herkes yerli yerinde. Hızlı simülate ediyorum. 1-0'da burada yeniyoruz. Clean sheet geldi ve Bruno Fernandes atıyor golümüzü. Bu arada herhangi bir oyuncuya gelişim planı vermedim. Bazı videolarda birkaç isme, bazı videolarda tüm takıma veriyordum. Burada vermek istemedim arkadaşlar. Şöyle bir 22'sine doğru gelelim. Rakibimiz de belli olsun. 1-1 kaldık Aston Villa'ya. Yani Liverpool yendiyse tüm maçlarını hemen arkamızda demektir bu. Barcelona gelmiş bu arada. Chelsea maçı önemli bir maç. 3 attık. Luton Town'u yendik. Güzel. Güzel. Şu takımlara puan kaybı yaşamadığımız sürece her şey bizim lehimize. Barcelona'nın kadrosu da ekranlarda. Kendi stabil kadroları diye galiba bakıyorum. Aynen öyle. Bu arada Cancelo'yu ben alacaktım. Söyledim mi onu da bilmiyorum. Unutkanım şu sıralar. Robertson'u aldım. Cancelo kiralık oynadığı için alamıyordum. Aynı yaştalar zaten. Hızlı simülate edelim. 1-0 yeniliyoruz. Deplasmanda 79'da gol atmış Barcelona. Enteresan. Ben beklemiyordum açıkçası. Farkındaysanız şaşırdım da. Bu arada videoyu gecenin geç saatlerinde çekiyorum. Stok bir video. Bu video yüklendiğinde ben askerde olacağım derken Newcastle United'da da yenildik. Ligde de verdik her şeyi. Nazar değdirdik takıma. Kendi güzel kadrosuyla oynuyor Barcelona. Haydi çocuklar, hepinize güveniyorum. Mbappe, Saka, Vinicius. 1-0'da burada yeniliyoruz. O üçlü gol atamadı. Bellingham yerine de Arda Güler girdi iki maçta ama etkisi olmadı dostlarım. Şampiyonlar Ligi'ne çok erken bir veda. Çeyrek finalde elenmek beklediğim bir şey değildi açıkçası. O zaman doğrudan yine sezon sonuna gireceğiz. Kupada da Liverpool gelmiş, oradan da elendik. Evet, her yerde varız mı diyordum ben. Her yerde varız diyordum değil mi? Bittik resmen. Burnley 2-2. Ligde yendik City'yi, bu güzel ama her şey bitti bizim için. Moraller bozuk. 8'ine doğru geldik. Çıkalım. Kadroya bir kez daha bakalım hep beraber. Kadromuz bu. Trippier biraz düşmüş. Yaşlıydı. Orada başka bir seçim yapabilirdik. Baktığım zaman Maignan artmış. Mbappe artmış.
Bellingham ve Bruno Fernandes çok artmamış. Tonali yükselmiş. İyi bir kadro. Merkeze geldik. Puan durumu şampiyonuz. 86 puanla şampiyonuz. En azından bu kadroyla Premier Lig'i kazanabildik dostlarım. Başarılı bir challenge oldu. 26 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet almışız. 82 gol atıp en çok gol atan takım olmuşuz. 39 gol yemişiz. Goller biraz fazlalaşmaya başlamıştı zaten. 43 averaj, 86 puan, muazzam bir şey. FA Kupası'nda galiba yarı finalde vardık. Burada Liverpool bizi eledi. Karabağ Kupası'na bakıyorum. Burada da final oynamışız. Burada da City bizi elemiş. Her yerde varız diyordum. Hiçbir yerde yokuz artık. Paris Saint Germain bizi eleyen takım mıydı? Bizi Barcelona elemişti arkadaşlar. Paris kupayı almış. Sevilla ile oynamış. Yani diyecek bir şey yok. Oyuncu istatistiklerine geldik şimdi. De Bruyne. Nasıl ya? 18 golle gol kralı çıkarıyorlar. Vinicius. Tamam, Vinicius Junior'da onlarla berabermiş. Ve arkalarında Mbappe var 17'de. Asist krallığında Heung-min Son. Manchester City yapmış. Onları göndermiştik. City almış onu. Fernandes 8 asiste 2. sırada. Ve clean sheet'e baktığım zaman Maignan 5. sırada 7 clean sheet'le. Şampiyonlar Ligi'ne de bakmak istiyorum arkadaşlar. Belki orada vardır. Burada aşağılardayız galiba. Nick Pope oynamış. Asistlerde Tottenham'ı göremiyorum. Gol krallığında da göremiyorum. Evet, hiçbir yerde yokuz. Kadromuza gelelim ve kadro merkezi diyelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, kalecimiz 12 clean sheet çıkarmış sadece. Nick Pope da 6 clean sheet çıkarmış. Kesmişler birbirlerini. Birisi 84, birisi 88 çünkü. Verimlere baktığım zaman çok fazla dağılmış. En verimli oyuncumuz Bruno Fernandes oluyor 36 verimle. Ama en golcü oyuncumuz Vinicius Junior ile Mbappe oluyor arkadaşlar. Bruno Fernandes aynı zamanda asist kralımız kendisi. Diğer oyuncularımız da bu şekilde. Bellingham gayet iyi. Trippier 6-10 oynamış arkadaşlar o yaşta. Bence gayet iyi. 2-2 overall almış görüyorsunuz. Diğer oyuncular da böyle. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi her yaş grubundan bir oyuncu alarak kadro oluşturduk ve bu kadroyla bir sezon simülate ettik. Sizce başarılı olduk mu? Sizler kendiniz kadro kurdunuz mu? Kadrolarınızı da yorumlara yazarsanız sevinirim. Gayet eğlenceli bir videoydu. Stok bir videoydu. Ben şu an askerdeyim. Sizler bu videoyu izlerken videosuz kalmayın diye paylaşıyorum. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.